değerli İstanbul Times TV izleyenleri, bugünkü gündem programının konuğu ressam Candan Ulu hanımefendi olacak. Bakırköy Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeyiz. Hocam merhaba. Merhabalar. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Candan Ulu kimdir? Ben 1964 doğumlu, Hendek Adapazarı doğumlu. Çocukluğumdan beri resim aşkı bende vardı. Daha sonra bunu 2006 yılında profesyonel olarak çalışmaya başladım. Çalışmalarımda sulu boya, yağlı boya, akrilik üzerinde konularımız. Şu anda halen İstanbul Bahçelievler Halk Eğitim Merkezi'nde resim öğretmeniyim. Peki hocam, bunda birinci olduğunuzu biz duyduk, öğrendik. Nasıl oldu? Bu fotoğrafı serüveni bir anlatır mısınız? Şimdi, yani nasıl aklınıza geldi, nasıl başladınız, neden Mustafa Kemal Atatürk? Bizler Atatürk gençleri olarak büyüdük. Atatürk devrimleriyle yaşadık, büyüdük. Ve Atatürk bizim ruhumuzda. Ben seri olarak yapmak istedim Atatürk resmini. Bu benim ilk yaptığım resimdi ve daha sonra ikincisini yaptım. İnşallah bunu... Ama Atatürk'e ilgili değil mi? Başka resimler var tabii. Tabii. Ama bu sulu boya Atatürk serisi devam etmek istiyorum. İnşallah özel bir sergi açacağım Atatürk'le ilgili. Tüm Atatürk resimler olacak. Yani tüm demeyelim de benim seçim. Peki hocam, bu ne kadar sürdü beyninizde yapmada? Yani bunu anlatır mıyız, bunun resmini? Şimdi ben bu resmi gördüğümde çok beğendim. Bunu alıp çalışmalıyım dedim ve bana, yani resim yaparken insanın içine işlemeli. Pozisyon, durum, renkler. Ben bunu aşağı yukarı bir 10 gün içinde yaptım. Başta nasıl çıkacağını bilmiyordum. Çünkü portre figür çok zordur. Benzetmek, özellikle bilinen bir kişiyi benzetmek gerçekten zordur. Atatürk'ün yüzünü en sona bıraktım. Belki hani o... Biraz herhalde cesaret edemedim başta yapmaya ama risk aldım çünkü benzemeseydi resmi tabii çıkamaz. Nerede sergiledi hocam? Bu birinci oldu galiba, bu değil mi kendi şeyinde? Evet, bu şu anda International Watercolor Society, Uluslararası Sulu Boya Topluluğu grubunda. Pakistan'da düzenlendi bu seneki yarışma. Dünyanın birçok ülkelerinden sanıyorum 70-80 civarında bir ülkenin katılımıyla 700 küsur resmin arasında halk oylamasıyla birinci oldu. Çok güzel, mutluluk verici, onur duydum. Özellikle Atatürk'ü dünyaya tanıtmak, bilen biliyor tabii ki ama bilmeyenleri de tanıtmak benim için onur vericiydi ve çok beğeni aldı. Yani inanılmaz, ben şaşırdım. Gerek teknik olarak, gerekse konu Atatürk olarak çok beğeni aldı. Bundan sonra yurt içi, yurt dışı çalışmalar olacak mı? Önümüzde ne tür projeler var? Tabii ben geçen sene Paris'te katılmıştık. Bu sene Haziran ayında yine Bulgaristan sergim var. Yine Kasım ayında bir Paris sergimiz olacak. Sergilere devam ediyoruz. Şu anda Küçük Şeyler adı altında çok değerli sanatçılarla Gaziantep'te sergimiz var. Mayıs ayında yine bunlar Eskişehir'de olacak, Küçük Şeyler sergimiz. Bu şekilde sergi ve öğretim. Hocam çok kolay değil sergi açmak, gitmek, sponsor konusunda neler söylemek istersiniz? En zor durum bu tabii. Yani resim yapmak tabii bir meşakkatli, kolay bir iş değil ama bunları yurt dışında... Tabii bunlar gerçekten zor bunlar. Özellikle sponsor olmayınca daha da bir zor oluyor. Taşınması, gitmeniz tabii. Külfet. Dolayısıyla sponsorsuz zor. Tabii. O yüzden kişisel sergi daha az açabiliyoruz. Peki gençlere artık resime, sanata merak azalıyor. Gençler daha çok kısa ve köşeye dönme tabir edilen şeylere meşgullar. Neler öneriyorsunuz? Öğrencileriniz var, halk eğitiminde ders de veriyorsunuz. Ne söylüyorsunuz? Gençlerin bakışı nasıl? Çok öğrenci var mı yok mu? Şimdi bizim belli bir yaştaki kitlemiz, öğrenci kitlemiz, yani genelde ya işte resme gönül vermiş, işte özellikle emekli olmuş hanımlardan, tabii beyler de var, oluşuyor. Ben aslında şu kısmını anlatayım, ben akademisyen değilim fakat yaptığım çalışmalar, başarılar onlara güzel bir örnek oldu. Yani beni örnek aldı. Kendi işlerinden birisi gibi. Tabii zaten en güzel yanı o. Bu durum onları daha da kamçıladı. Yani bizler niye yapmayalım? Yapabiliriz. Ve benim verdiğim moralle çok güzel işler çıkarıyorlar gerçekten. Şu andaki sergimiz benim değerli doçent hocam Azerbaycanlı Letafet Mehmedova'nın kurs öğrencilerinin sergisi. Çok başarılı bir sergi oldu. Ben de kendisinden eğitimi aldım. Son eğitimimi Letafet Mehmedova'dan aldım.
bu şekilde. Bu arada şey de unutmayalım Ali Hoca'yı. Ali Vardar Bey çünkü tanışmamıza vesile oldu. Evet. Ali Vardar Bey'in eşi galiba okul arkadaşı. Evet, evet. Hilal Hanım benim lise arkadaşımdı. Ali Bey de çok değerli hem doktor hem bizim arkadaşımız. Sağ olsun sizinle tanışmama vesile oldu. Kendisine de teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Başarınızı bekliyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.